Sevgili tavşan halkı, Tavşanlı Belediyesi Web TV'si aracılığıyla bir Cuma günü sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ee, gününüz hayırlı olsun, haftanız hayırlı olsun, ayınız hayırlı olsun. Nihayet e, soğuk havalar yerini sıcak havalara bıraktı. Baharın en güzel günlerini bugünlerde yaşamaktayız. Dolayısıyla Sokaklar cıvıl cıvıl, ondan sonra mesire alanları cıvıl cıvıl. İnsanlarımız hafta sonları e, boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla mutlaka eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla tavşanın sınırları içerisindeki ada mesireliği, ondan sonra Şaban Dede, aynı zamanda Mülayim Parkı gibi yerlere gitmekte ve buralardaki belediyenin oluşturmuş olduğu göbel katıcıları dahil hizmetlerden yararlanmakta. Geçmişte bir ifade kullanmıştık, lütfen... Gittiğiniz yerlerde çevreyi temiz tutalım, koruyalım, muhafaza edelim. Ve bir sonraki gelişimizde aynen bıraktığımız gibi bulalım orayı temiz vaziyette. Şimdi bazı çevrelerce belki yadırganacak, belki eleştirilecek. Alıştık artık ona. Ama sosyalleşme ve son iki, iki senelik pandemi dönemindeki evlere kapanmışlığı ortadan kaldırmak amacıyla... Tavşanı Belediyesi ilk defa bu sene e, Mayıs ayı içerisinde Gençlik Festivali adı altında bir festival düzenliyor. Yani festivalden kasıt e, günleri kapsayan bir takvimi içerdiği için e, Tavşanlı Belediyesi Gençlik Festivali adı altında ayın 16'sında yani Mayıs 16'sında başlayıp 22 Mayıs'ta bitecek toplamda 6 günlük bir etkinlik Dolu dolu bir etkinlik. 16 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında Belediye Kültür Sarayı'nda Tavşanlı Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun akşam vakitlerinde göstereceği e, Vur Emri, Gülyabani ve Çok Komiksiniz Tiyatro Etkinliği ile beraber gündüz saatlerinde de yine aynı salonda sinema etkinlikleri 3 gün boyunca devam edecek. 20 Mayıs günü 20 Mayıs günü Heyecan doğruğa çıkacak inşallah. 21'inde biraz daha fazla heyecan olacak. 22'sinde artık final havası var. 20'sinde <laughs> Cumhuriyet Meydanı'nda akşam vakti saat 21.30'da Epio'nun rap konseri var. Epio diye. E, rakçı bir arkadaşımızın konseri var saat 21.30'da. E, 20 bir de yani 20 Mayıs'ta böyle bir var. 21 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'ndan gençlik yürüyüşüyle birlikte Ada Meseliliğine gideceğiz saat 10'da. Yani 21 Mayıs günü saat 10'da gençlik yürüyüşü adı altında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacağız. Ada Meseliliğine gideceğiz. Gün boyu Ada Meseliliğindeki etkinliklerden sonra o akşam vaktinde Aydilge'nin konseri var. Yine saat 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda. 22 Mayıs pazar günü yine etkinliklerin başlaması için e, ada meseleli alanında saat 13 itibariyle program başlıyor. Akşama kadar devam ediyor. Akşam vakti ise e, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.30'da Gece Yolcuları adlı e, bir müzik e, programı var. Vatandaşımızı e, hem Kültür Sarayı'ndaki programlara hem de e, ada meselelerindeki gençlik organizasyonlarına, yürüyüşlere ve diğer etkinliklere. Akşam vakti de Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağımız 20'sindeki EPIO, 21'indeki e, Aydilge ve 22'sindeki Gece Yolcuları müzik programına canlı canlı bekliyoruz. Şimdi yine bir açık davet o da şu. Uzunca bir zamandır Tavşanı Belediyesi gençlik yapılanmasıyla ile birlikte <laughs> Futbol arış çok değişik spor branşlarında belirli bir başarı sağlandı. Karate'den e, milli takıma seçilen çocuklarımız var. Voleyboldan Galatasaray altyapısına giden çocuklarımız var. Aynı zamanda güreşten de milli takım altyapısına ve kamplarına giden arkadaşlarımız var, çocuklarımız var. Diğer branşlarda da e, tavşanla gençliğini bir arada tutma ile ilgili gayretimiz belediyenin gençlik yapılması adı altına devam ediyor. Bu manada da ilk defa 20 Mayıs pardon 19 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta ee, o bayramın kutlandığı ada stadında törenden sonra 120 kişilik bir Tavşanlı Belediyesi Folklor ekibi Tavşanlı Ateşi adı altında folklorik bir gösteri sağlayacak, yapacak. Yani 19 Mayıs günü Adasındaki törenden sonra 120 kişilik bir kadroyla tavşanlı ateşi e, folklor ekibi bir gösteri sağlayacak. Eminim ki 45 dakikaya sığan o gösteri e, halkımız tarafından beğenilecek ve bir ses getirecek. Maksat şu: e, folklara ilgi duyan arkadaşlarımızı bir çatı altında toplama, onları belirli bir disiplinle o kalabalık kadro içerisinde hareket etme melekesini ve yeteneğini ortaya çıkarma, aynı zamanda arkadaşlık ruhunu pekiştirme, tavşanlı kimliğini ve tavşanlı karakterini oluşturma ve çok başarılı olursak inşallah ki başarılı olacağız. Bunun devamında tavşan ateşini ülke genelinde belirli bir yere getirme olur mu olur inancımız var. Dün akşam yine kültür sarayında bir hayalimden daha bahsetmiştim. Halklar yani halk yoğunları niye adı stadında yahutta e, geniş yeşil alanlarda sabah sporlarını ortaklaşa yapmaz? Ama yürüyüş, ama diğer spor sporlarla beraber bu konuda da inşallah bir çağrı yapmak suretiyle e, geçmişte e, sayın vekilimiz Vural Kavuncu'nun da en büyük hayallerinden bir tanesi buydu. Ee, benim de en büyük hayalimden bir tanesi var Tavşanlı'daki çok değişik insan gruplarını e, belirli bir alanda spora teşvik maksadıyla toplayıp inşallah o yapılanmayı da sağlamak istiyoruz. Ben 16'sında başlayacak olan Gençlik Festivali'nde halkımızın ve gençlerimizin yeteri kadar ilgi göstereceği kanaatıyla e, yapılan organizasyonun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Parantez içerisinde dediğim gibi eleştiren arkadaşlarımız olacak, kesimler olacak. Ama lütfen makul olmak gerekiyor, mantıklı olmak gerekiyor. Bu konuda biraz anlayış gerekiyor. Gelişlik ee, gençlik yapılanmasının bundan sonraki ayağının biraz daha gençlere dönük olarak e, onları kendi içerisinde hamur etme ve bir duruş sergileme noktasında e, bu tür etkinliklerin başlangıç olacağını temenni ediyorum. E, tavşan halkına Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun.